Buyurun hanımlar, senden başlayalım. Salonu ben biraz ağır buldum. Evet. Şu aplikler böyle hani yatak odasında olsa daha güzel durur diye düşünüyorum. Hmm. Hani beğenemedim onları. Onun dışında sanki güzellik salonuna gelmişim gibi bir hava var. Çok Allah ağır Allah. Duruyor, evet. Yani salon küçük, ünite evet. biraz fazla büyük kalmış. Daha çok daraltmış salonu. Aslında bir daraltma payı yok ki ünitede. İki adımlık mesafe var. Bayağı var aslında. Ya. O bile o kadar çok şey yapardı. Normalde ünitenin yeri burası olacaktı. Ama kirişlerden dolayı buranın ölçüsüne göre alınsaydı yani ünitenin bir anlamı kalmayacaktı. Ben üniteyi çok beğendiğim için vazgeçmek Hı-hı. istemedim. Bu tarafta tercih ettim. Evet. Ev sizin mi? Kendi evet, eviniz ev mi? Evet, kendi evim. Kaç metrekare bu ev? Yani bürütte 120 metrekare. 120 var mı? 120 öyle yazıyor yani. Ama yok. Genelde hani balkonları da dahil ederek hesaplıyorlar. Yine belki balkonu bir de kapının önünü mü acaba bir de? Bana bak. Kapının önünde mi acaba hesapladılar? Bilmiyorum. Yani öyle. Bence bu ev max 60 metrekare, 65 metrekaredir evet. geldi bana. Bence ama. De sana yanlış söylemiş olabilirler. Evet, hmm. evet. Ya da yanlış hatırlıyor olabilir. Fakat ben şunu söylemek istiyorum hanımlar. Küçük metrekarelere sığabilmek hiç kolay değil. Hele ki şıklaştırabilmek usta işi. Sen yardım aldın mı? Yok hayır. Ya direkt mobilyacıya gittik. Ben zaten bu üniteyi çok beğeniyordum ve çok fazla çıkıyordu karşıma. Hep aklımdaydı. Şümleli evet. olması evet. büyük. Şümle detayı evet. benim çok sevdiğim. Öyle mi? Seviyor musun? Evet. Çok fazla seviyorum. Nasıl buldunuz bu peki üniteyi? Ünite hepinizin herhalde çok dikkatini çekti. Beğendim. Koltukları da beğendim de koltukları bir tık daha küçük olabilirdi sanki. Yani ona benzer şöyle, modeller evet. de var. Evet güzel ama bir tık küçük olsa biraz daha sorun açabilirdi. Aslında ben ünitemin koltuk takımını tercih etmedim. Daha farklı böyle hani daha ağır goldlu arkasında metalleri hmm. vardı. Evet. Benim salonuma uymadığı için ben daha hani biraz daha sade bir şey seçtim. Hmm. Üniteminki çok dediğim fazlaydı. Gibi, sade ama bir tık büyük geldi. Hani girdiğim an direkt koltukların büyüklüğü göze çarpıyor. Bir de ışıkları da buraya hani yatak odasına daha çok doğru buldum. Yatak odasında olsa daha güzel olabilirdi. Evet daha yani çok yatak odasında kullanılıyor. Yatak odasını kullanmıyor. Yatak odam da çok ağır olurdu. Şimdi salonunda tamamen ağır parçalar kullandım ama ve gold zaten kullandım. Zaten şömine fazlasını ağır göstermiş diye yani düşünüyorum. Yani şömine gene güzel tercih. Duruyor ama evet. şu ünite yani masa ağırlık sanki olarak çok ağır ve hani sanki güzellik salonuna gelmişim gibi. Salonu Elif'in de dediği gibi güzellik salonunun birebir aynısıydı. Fazla gold'dan zehirlendim ama kötü durmamış. Yani bilemiyorum. Ben bir de TV ünitesini kaç paraya yaptırdın? Şöminenin fiyatını da önde bilemeyeyim. Çok fazla beğendim. Şöyle şömine ekstra değil. Ünitenin fiyatı 70.000 TL. Yani ben bir salona dizerim ya bir 70.000 TL. Ama işte bu ünitelerin fiyatı bu. Ve hani wow yani. Şömine içerisinde diye mi acaba? Şömine içerisinde evet aslında. Şömine de var. Şömine içerisinde fiyatın ama aslında. Evet onu şömine bilmiyorum. Çok pahalı bir şey değil ki. Öyle bir ne kadar? 2500. Yani, uygun ver. 2500. Allah Allah. Yani bunun uygunları bu boyutu var yani. 6 bin lira falan 2500 biz kendimiz alıp yaptırdık oradan biliyorum. Peki şimdi hiç pazarlıkta mı yapmadınız hakikaten? Mermeri pahalı aslanım. Çünkü biz mermer aldık metrekare hesabı. Yani 8000 lira falan metrekaresi aşkım mermer. Aşkım mermer değil mermer görünümlü. Görünümlü. Ya ahşap aslında. Evet biraz pahalı. Ama işte ben çok araştırdım. Bu ünitenin fiyatları genelde zaten hep böyle. Yani bu fiyatlarda hep. Hani şey wow yaptırabilirdiniz, değil. Kaplama yaptırabilirdiniz duvarı mermer. Ya ben bunu görünce çok şöyle. Beğendim. Yani mobilyacıya girdiğimizde ünite zaten direkt girişteydi. Ünite bu. Havalı bir ünite şimdi yani. Havalı kötü bir ünite değil, tamam. Şık bir ünite öyle değil mi hanımlar? Evet, ya. Benim için beğenmediniz mi? Tarzım değil. Evet, senin yani tarzın değil. Ama buraya... Şık bir ünite. Ama senin tarzın mesela, sen seviyorsun benim bu tonları. Benim tarzım ama bu kadar küçük bir oturma evet. odasına olmaması kesinlikle. Gerekiyordu yani. Aslanım yani. Şu tarafta kullansaydım. Aşkım içinde kalacağım evimde kaldı, boş ver. Ama çok bol evinde fazla kalmış. Ben çok işte, mutluyum. Evime aşırı seviyorum. Yok şömine detayı çok güzel de yani bir küçük ünite tarzında şömine de olabilirdi. Hani böyle büyük bir şömine içinde. Ne kadar yer kaplamış edildi. Sizce? Eni var çok mı? Çok fazla yani. Şuradan bak bakayım eni var mı? Eni de var ya. 35 santim falan var. Ha. Anladım. Ya eskiden annelerimiz de vitrinsiz salon olmazdı. Şimdi illaki ünite görmek istiyorum. Ben klasik ünite şey istemedim. Bir de duvarı sabitli mi? Yeni nesil evet. Ya belli noktalardan sabitli diyebiliyorum. Yani bu kurulurken ben burada yoktum. Ya bunlar biliyorsunuz şu an deprem bölgesindeyiz. Çok riskli oluyor aslanım. Ondan da gözüm korktu yani benim ünitemden. Hmm, anladım. Evet. Duvara monteli mi? Onu o kadar bilmiyorum aslanım. Bunu ama muhtemelen duvara çakmış olabilirler evet. Elifciğim. Evet. Büyük olduğu için kısımları yani gömme olabilir. Düşünüyorum evet, ben. Evet. Koltukların fiyatı nedir? Konsolum, yemek masam, koltuk takımım 110.000 TL. Oh.
Sen ne yaptın ya Beyza? Kızlar yeni evlendik. Beyza sen adamı batırmışsın. Yani adamı ben batırmadım aşkım. Adam beni dedi ki gel buraya gidiyoruz tek bir mobilyacıya. Dedi ki evet senin aklındaki burada o kadar gezdik ettik dedik girdik. Senin bütün nerede bu mobilyacı? Burada. Bir dakika sen tek bir mobilyacıya yok. Gittin. Hayır o kadar güzel. Dolaştın senin aradığının bütün hepsi evet. Tek bir mobilyacıda. Aslında Beyza keşke çıktı. Böyle ıvır zıvıra bu kadar masraf yapacağına büyük bir ev alsaydı. Evet. Keşke. Ben çok evimi çok seviyorum. Yani. Evim benim için çok kullanışlı. İki kişiyiz. Yayla gibi bir evde ne yapacağım ki? Ama ben eşim gayet güzelim. Eğer büyük bir yerde olsaydı bu ünite gerçekten kendini o kadar belli ederdi evet. Ki. Hani ama burada hani sanki sığıntı gibi koymuşsunuz kalmış gibi. Ya böyle oturduğunda üstüne üstüne geliyormuş. Evet evet. Bir de orta sehpada kullandığın için daha da boğuk olmuş. Evet evet. Aslında şeyler orta... aynalar bronz olmasa o kadar karartmayacak. Yani şöyle. Mobilyada genel bir karanlık hava var. Aynalar mesela buradaki ayna evi ferahlatmış. Aşkım, beyaz olduğu için. Karanlık geliyor size. Bronz ayna çünkü. Yani esmerleştirilmiş. Bu bronz evet. Gold diye geçiyor ama. İşte evet. Bronz gold esmer yani seni evet. Daha karanlık gösteriyor. Ben evin havasını boğuyor. Her baktığımda içim açılıyor. Peki hep böyle salonda saat görüyoruz ama burada farklı bir saat var. Evet. Bu evet. Da mermer görünümlü galiba. Saat yakışmış salona büyük olduğu için daha... Ben avizelerimle şey. Kombin olsun diye bunu siyah tercih ettim. Bazı aksesuarlarımın evet. Da alt kısımlarında siyah kullandım. Kendi bütünlük sağlasın diye. Sağlamış. Mesela evet. Burada büyük olması salon daha büyük göstermiştir. Hmm. Küçük salonlarda büyük eşyalar duvarlarda daha iyi oluyor. Peki fiyatı nedir? Saatimin fiyatını şöyle söyleyeyim. 5 Niye ne? Bu kadar uygun? Şimdi niye bu? Şimdi bir dakika. Saati ben sordum. Sen çok... aplikleri ve avizeyi de gösterdin. Biz beraber aldık. O yüzden şöyle aynı yerden mi aldınız? Evet, aynı yerden aldık. 3'ü mü 5000 lira? Anlayamadım. Hayır. 5, 10, 15. Ha, 15. Acımamış ve kıymış gerçekten. Kocam sağ yani hepsi 5'er bin lira sağ değil mi? Olsun. Duydunuz mu? Hepsi 5'er bin lira. Evet. Damat. Batırana kadar uğraşacak. Damat. Tebrik ediyoruz. Avizenin fiyatı bana çok uygun geldi bu sefer. Hayır o değil de ben bu kadar dert etmedim. Bu miktarlar sizi niye bu kadar rahatsız etti ben anlamadım. 40 gün için ondan dert etmemesi. Vallahi biraz hiç kimse dert etmezse dert geçim derdi ya malum. Aşkım gösteriş işte gösteriş. Doğru haklısın gerçi gösteriş her şey yapılır. Tatlım bu arada bize dert olmadı. Sadece çok gereksiz pahalı bulduk o yüzden. Gereksiz değil günümüz şartlarında normal yani. Aşkım bu günümüz şartlarında normal mi? Ben onu istedim aldım çeyizimi. Normal mi yani? Mesela farklı bir çeyiz görmek isterseniz alın yani size farklılık çeyiz. 3000 lira vermek değil bu arada. Ben parasına takılmıyorum ki siz tamam, niye bu paraya takıldınız? Tamam bir sakin olun. Son şu perdelerin de fiyatını ben merak ettim. Ben de. Anlamıyorum neden bu kadar zorlarına gitti? Parayı öden benim ama derdine düşen onlar. Hayır yani. Niye bu sizin çekememezliğiniz? Çözemedim sizi aşıkolar. Sanırım parayla ilgili bir takıntısı var. Ya parayı sonradan buldular ya da hakikaten paraları yok. Bununla ilgili bilmiyorum. Daha çözemedim. Ama umarım her şey gönlünce olur. Perdem 6000 lira. 6000 TL. Evet. Fonlarla birlikte. Evet, fonlarla birlikte 6000 TL. Evet, halılar? Halılarım da salon halım 1200 TL. 1200 TL. Evet. Yani salona ilk defa güzel buldum yani. Uygun bir şey bulmuşsun. Herhalde büyük parçalara büyük paralar, şöyle, küçük parçalara hayır, küçük paralar. Hayır, ben halı sevmiyorum. Halımı alırken de böyle çok halı görüntüsü değil de biraz daha hani ince bir şey tercih ettim. İnce olduğu için de fiyatı ona göreydi. Evet, şimdi mutfağa sizi göndereyim hanımlar. Evet, biraz da mutfağa yorumlayın. Salon mobilyasını çok beğenemedim. Hiçbir şekilde sığamadık. Zaten üst üsteydik. O yüzden bence çok daha küçük, naif, kibar modeller tercih edebiliriz. Siz kızlar mutfağıma. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Rengarenk ve çok şık olmuşsunuz. Evet aşkım, Nazar boncuğum ve ben. Evinin... Nazım ve sen hoş geldiniz o zaman. Hoş bulduk. Evinin rengi ihtiyacı vardı. Biz de geldik. Oo çok iddialısın. Şöyle morları göstereyim o zaman ben. Evet mor mesela senin mutfağına evet. Ne alaka? Dün benim camıma laf edip bugün senin evinde aynı şeyi görüp ve oradaki tüm renklerle gözümün kanaması ne alaka? Aşkım yalnız açıklayayım. Bunun zaten amacı cam ama seninkiler burada olduğu zaman daha eski gözüküyor. Bu dolaba gitmiyor. Peki bu dolaba giden beyazla gri ne alaka? Mesela şu ayak ne alaka? Bu siyah uydurdum. Gri ve gri desen, uydurdum. Hangi desen? Bunları mı diyorsun? Evet. Onlar benim aslında bir hatam da yok. Yani şöyle söyleyeyim. Babam yaptığı için sonradan hani çok sonradan bana söyledi. Eve getirdikten sonra söyledi. O şekilde kaldığı için bir daha da söyleyemedi. Ben dün bu şekilde 30 günüm vardı yetiştiremedim dediğimde ama senin kendi evin dedi. Senin de kendi evin. Ve senin herhalde evet, baban mı yapmıştı? Mobilyaları babam yaptı. Tamam, senin evet. Çok daha fazla avantajın var mesela. Evet, dolapları babam yaptı zaten avantajımı da evet. Kullandım. Çok da güzel yapabilirdin. Evet. Mermerin de aynı şekilde hareketli, düz kullanabilirdin. Mermerim hareketli, diğer tezgah da düz farkında. Kulupların? Senin gibi hareketli değil.
cam detayına bittim zaten. Evet, teşekkür ederim yorumun için. Rica ederim. Meltem, sade bir mutfak oluşturmaya çalışmışsın, evet. Ama ben detaylarını çok sevemedim. Mutfağın genel anlamda hani sadeliği güzel ama o sandalyeler bana biraz alakasız geldi. Çok spor kalmış, mutfağın daha ağır şık modunda. O şeyler benim de biraz gözümü kanattı, gözüme battı. Çok şık durmuyor. Kendi mutfağım, bence masam biraz daha büyük olabilirdi çünkü ferah bir mutfak. Masam çekmece şeklinde açılıp büyüyor bir aynı ama anda. Ama bence hani çok toplanan bir masaya gerek yoktu. Zaten büyük bir mutfak. Hani küçük olsaydı evet, Beyza'nın mutfağındaki masa mesela çok güzeldi, küçüktü. Ama seninkinde öyle değil. Zaten sere serpe. Bence daha güzel bir masa olabilirdi. Kulplar da benim çok gözüme battı. Bence gerçekten güzel durmuyor. Onları değiştir mutlaka sonradan. Şöyle söyleyeyim. Burası var hani olduğunda şöyle baktığı zaman kulplar sırıtmıyor ama şu kısmını sırıtıyor. Onun sebebi de buranın çok sondan yapılması. Aşkım, beyazlığı gerçekten çok sırıtıyor. Bir de bunları niye gri tercih ettin? Bu dolaplar beyaz. Dolabı uydurmaya eşyalara birazcık hani şey yapmaya ama bence beyaz olsa daha güzel olurdu. Yani ben çok sevemedim. Bulaşık makinen farklı mı Ankastren ve buzdolabında? Hepsi aynı marka. Sadece şu ikisi setti. Bu ikisi setti. Bu hediye olarak gelmişti. Eşimin de amcası bize hediye etmişti. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim kızlar. Sizi uğurlayalım. Diğer kızları alalım isterseniz. Tamamdır. Size. Teşekkürler. Hiç beğenmedim mutfağın. Tamamıyla fiyaskoydu. Benim mutfağımdan sonra böyle bir mutfakla geldi. Çok kötüydü. Üzüldüm yani onun için. Hoş geldiniz kızlar mutfağıma. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, kimden başlayalım? Benden başlayalım mı tatlım? Başlayalım canım. Yani benim perdeme bu kadar laf yapıp file mi desem, balık ağı mı desem, limon mu desem, sahil çok mu yakın, balık falan tutmaya yolluyorsun bu perdelerle. Çok uzak aslında. Bu muydu senin öve öve bitiremediğin perdeler kız? Evet, en azından mutfak perdesi diye geçiyor. Senin bu mu mutfak perdesi? Diye geçiyor. Bence bu perde diye geçmiyor. Yok. Sen bunları birleştirip perde haline getirmişsin. Yok, mutfak perdesi yazıyor. Yani gayet mutfak perdesi olarak seçtim. Ben senin hiç mutfak perdesi seçmedim. Benzetemedim. Hala benim günümden konuşuyorsun. Ne kadar içerlenmişsin, evet, ne kadar özenmişsen artık onu da bilmiyorum. Benim perdemi affettirdim. Bunun burada ne işi var onu anlamadım. Burası nasıl kahve köşesi? Kiler dolabının altını kahve köşesi yapmışsın gibi kahve duruyor. Aynen, kahve yazınca kahve köşesi olmuyor aşkım. Evet, bu şeyler ne diyorlardı kız buna? Supla mı diyorduk? Evet, supla. Tanıştırayım. Yani onun rengi gri ile alaka. Supla. Elif aşkım, supla. Aşkım, bende de vardı aynısı. O zaman eleştiriye açık ol tatlım. Beğenemedim. Yok, tamam, beğenemedim. Açıklamasını yapıyorum. Sen ahşapın burada hiçbir şey yok. Vibe gold'la yani uydurmaya çalıştım. Ahşapla gold'la kulübünü mü uydurmaya çalıştın? Evet, gayet kulübü. Yani kulübü gayet gold. Gold'la ahşabı mı uydurmaya çalıştın? Evet, uyuyor. Ay, kötü yorum. Hiç açık değilsin kız. Hiç beğenemedim. Sen neyse, bu da düğün. Ben ne açıklıyorum? Kalma. Şeyler, sandalye şeyleri, ayakları o kadar komik duruyor ki hiç beğenemedim. Onun dışında bir de şu rüya kapanı mıydı? Neydi? O ne oluyor? Onun mutfakta ne işi var? O Antalya'dan balayına gittiğimde getirmiştim. Hatırası çok hani vardı. Benim için özel bir şeydi. O yüzden buraya kullanmayı tercih ettim. Bakıp bakıp uyku mu getiriyor? Ne işi? Yok, bakıp bakıp uykum gelmiyor. Bakıp bakıp hayalleniyorum böyle. Hayal hani giyim odan falan olsaydı var mı bilmiyorum, misafir odan. Onlara koysaydın aşk. Mutfakta ne iş var anlamadım. Çünkü senin ağır bir mutfağın var. Evet, renkler birbirine uyuyor, okey. Yani o ne alaka? Bir de cam açık dolap kullanmışsın. Dün Beyza'ya o kadar yorum yaptık. Kristal bilmem ne. Hiç hoşuma gitmedi. Gözüme ağlıyor böyle, Beyza'nın dağılıyor. Su bardakları. Kahve köşem bu tarafta, bu niye bu tarafta onu anlamadım. Arada. Hani onu bu tarafa yaptırabilirdin. Kahve fincan için yapılan bir şey. Beyza'nınkiler direkt su bardağı içinde. O yüzden tamam, okey ama bunu niye bu tarafa yapmadın? Ya dedim ki ya da bunu niye buraya almadın? Esasında bağlantılı olmadı. Takım gibi olmadı. Ama o kadar güzel dururdu ki şey yani. En azından kahve köşesi tam olurdu. Hani bir kahve kafe time yazıp kahve köşesi ilerleyen olmuyor. Zamanlara değiştiririm yani. Teşekkür tamam, ederim tatlım. Bunun için. Rica ederim. Ben öncelikle Elif'ciğim, müsaade eder misin? Tabii. Yani bana o kadar dediniz. Bunlar ne tatlım? Yemek aşkım, ikramlık. Mutfağa gelirken diye yorumlayalım diye mi getirdin? Yo, belki yersin diye, canın çekmiştir diye. Yersin, alırsın, koyarsın geri böyle. Şekerini tadını beğenmedim ama nimet, eline sağlık. Afiyet olsun. De, ay, koyamadım da zaten. Beğenip beğenmemen, yani şu an için yorumlamazsan. Tadımı bitiremiyorum mu? Bunları da herhalde yapsam. Uyum yapsın diye şey yaptım. Mor var ya aşkım, o yüzden. Bir aynen. De kek için hani bir şey alırken oradan kullanıyorum. Evet, ben konuşuyorum bir sen. Tatlım, peki bu ekmekliğin burada ne işi var? Kahve köşesi yazmışsın, ekmeklik var, altında supla var. Kahve makinanla çay makinanın rengi güzel ama bu mutfağa uymamış. Yani uydurmaya çalışmışsın ama renk olarak uymamış. Gri de olabilirdi. Bu arada yoktu bu arada, çok fazla fiyat fark ediyor ve siyah vardı, gri yoktu. Anladım. Ben de uymuyor diye almak istemedim siyahı. Bu dolapta
da çok parmak izi duruyor. Yani görüntü seni rahatsız etmiyor mu? Yok, aslında parmak izi değil, o modeli... Yok, o parmak izi. Yok hayatım, bak, hepsinde parmak bak, izleri... Görüyor musun aşkım? Şurası. Yok, tutkal çekerken böyle sürüldüğü için... Camdan bahsetti. Yok yani bildiğin bak... Camdan mı bahsetti? Hayır, hayır bak. Buradan bak, direkt görüyorsun. Yakında geldi göre bak. Yok, aslında cam da aynı değil. Şekil, bilmiyorum. Cam ben... için evet, tutkal çekerken falan yapıldı. Bu daha bir gün yapıldı bu cam. Yok, elimi sürdüğümde de izi çıktı fark edersen. Bir gün olduğu için ben onu silmeyi unuttum ya. Onda haklısınız ama şu hani gerçekten şey yapmıyor yani modeli böyle. Okay, evet modeli öyle. Dediğim gibi bu da kahve köşesinin dolabı değil de kiler dolabı gibi olmuş. Aynı şekilde Elif'e katılıyorum. Sandalyelerin çok basit durmuş. Yani mutfağın ağır duruyor ama sandalyeler çok evet, basit, kesinlikle. Çok spor duruyor. Çok ağır. Hani buraya değil de başka ne bileyim daha spor bir mutfağın olsa oraya tercih edebilirdin. Çok kötü duruyor, kötü görüntü veriyor. Aynı şekilde perde de yani limonları alıp buna fileleyip ya... dolaba mı atıyorsun anlamadım. Yok, perde için kullanıyorum. Perde zaten amaç burada. Patates, soğan, limon. Farklılık olsun bence. Diye bunu perde, hani bir de mutfak bir şey sormak istiyorum geçiyor, sana. Yani ben böyle... Beni yerden yere fırlattın, kısa kullanıyorum diye. Evet. Seninki de kısa aşko. Bunu zaten açıklamıştım, bir daha açıklayayım. Ben gerçekten uzun seviyorum bu arada. Ama perdeci özellikle kısa söylememe rağmen balkon kapısı olduğu için kendince kısa yapmış. Peki sonra sen de olmayan bir şeyi nasıl başkasına şey yorum yapabiliyorsun? Ben orada sana söyledim ki ben kısa sevmiyorum, uzun seviyorum. Hatta kendimde de kısa kullanırım ama memnun değilim. Hayır ben, yaptı. Gel benim evime görürsün dedim, gördüm. Ben balık tutmaya gideriz değil mi Damla? Ben burası için konuşmamıştım. Perdelerinden bahsediyorum. Bunu bana hafta sonu verir misin? Ben balık tutmaya gideceğim de eşimle kullanırım. Ay tabii aşkım, mutfak perdesiyle balık tutarsınız. Ben böyle mutfak eşimle. Perdesi görmedim. Yani bildiğin İşte bu. Görmemişsin bak, sorun orada. Görmediğin için çok zaten. Çok basit ben, yani. Ben marketten limon aldığımda... Gel, aşkım görmediğiniz için, yani, görmediğin için zaten bilerek aldım. Tatlım niye yani. Görmeyeyim? Kaçıncı yüzyıldayız? Daha yani. Biz de yeni evlendik. Yapıyorsun. Gördük görmedim yani. Nasıl yani. Görmedik? Bunu görmediğinden bahsettim. Ben açıklayayım. Hayatım yok çünkü. Sen bildiğin fileyi alıp... Bir de damla soldaki damarlarla iğnesi oluyor. Yani. Duvar kağıdı yapıştırmış ama evet, damar kalmış. Fayanslarını kapattın galiba. Evet. Ama görüntüsü çok kötü olmuş. Fayansları evet. Söktürüp düz bir duvar yani sıvı attırıp boyada yaptırabilirdin. Şöyle söyleyeyim. 2 ay daha olduğu için evleneli. Hatta pardon 5 ay oluyor nikahla beraber sayıldığında. Yeni olduğundan dolayı değiştiremedim ve şu an İstanbul'da kalma gibi durumumuz da biraz muamma. Ama 5 çünkü... aydır evlisiniz. Beyza dün 40 günlükte o kadar yorum yaptı. 5 aydır evliyim ama ben 5 aydır nikahım var. 2 ay yani 3 ay pardon. Yani 5 aydır bu ev kesin var sizde değil mi aşkım? Ondan bahsediyorum. 5 aydır var. Evet. Tamam işte yaptırabilirdim. Tamam peki bir şey söyleyeceğim. Yani olabilir yaptıramayabilirsin de biz yorum yapmak zorundayız. Yani burada beğenmedik. Görüntüsü kötü geldi. Ben beğenmedim. Onu yok ben Sevin'in açıkladım. Anladım. Çok kusmuş gibi duruyor yani. Ben hiç, yok, hiç beğenemedim. Yok kusmuştan ziyade biraz belli etti ama dediğim gibi hani bak onu yapmaya vaktim gerçekten olmadı. Peki bir şey soracağım. Yine belli ediyor. Bu dolabı ne kadara yaptırdın? Fiyatını söyleyemiyorum çünkü bütün mobilya evimin babama ait olduğu için. Anladım. Avizen ne kadar? Avizem de 250 lira diye. O da yatak odası avizesi diye. Yok bence koridor avizesi gibi duruyor. Beğenemedim. Bu avizeler biraz çok amaçlı gibi bir kullanımı da oluyor. Hani her yeri kullanılabiliyor aslında. Otomobilası da tercih çok ediliyor. Çok ağır ya. Sanki salona gelmişim gibi. Salonda da var zaten. Yani salonda da kullanılıyor dediğim gibi. Ama benim o kadar çok hoşuma gitti ki ben sonradan bir daha sipariş verdim. Orayı buraya kullanmayı tercih ettim. Tatlım bu arada halın bağırıyor bas bas. Birazcık daha açsaydım. Fayanslar gözüküyor yani. Halı flex gibi. Evet, fayanslar flex. Özellikle gözükmesin diye çok kapalı şey yaptım. Bir de ben kansız olduğum için kansızlıktan dolayı çok fazla kapalı istiyorum ki özellikle böyle hani ama yere tam basmayayım. Kapanmamış işte. Keşke kapatsaydı. Evet. Ya tam kapatmasaydım. İşte orta boyutta olsaydı ya da komple açsaydım. Böyle görün yani fayansların yani, görüntüsü çok kötü duruyor. Renkler de uymuyor. Yani beni kapat diye bağırıyor fayans. Yani. Evet çünkü bağırıyor ama işte sadece bağırıyor yani. Evet renkler de uymuyor ya o fayans çok kötü duruyor. Yani baktığımda direkt gözüme aslında fayanslar çarpabiliyor. Burayı da kapatmayı düşündüm ama ıslak olduğu zaman direkt kendini atacağını bildiğim için kapattırmayı düşünmedim. Hı-hı. Sonra hani vazgeçtim sonra da. Halının fiyatı ne kadardı bu arada? 2500. 2500 mü? Çok pahalı değil mi? Leke tutmayan halı olduğu için nasıl yani? Deneyelim mi? Denesek olur mu? Deneyelim. Denebilirsiniz. Tabii ki çay oluyor. Şuradan bir su ama koyayım. Ama sudan belli olmaz sudan belli. Biraz da kahve karıştırsam olur mu? Tabii şöyle karıştırırsın. Yani bir şeyle silince mi? Merak ettim. Silince çıkıyor. Çok merak ettim ben de. 500 lira nasıl verir ya? Çok koyma ya. Şimdi halı tutmuyor değil mi? Halına da zarar leke tutmuyor. Pardon. Yok önemli değil. Ben çünkü sürekli deniyorum. Uç tarafa yap da ortaya yapma. Aynen.
Hemen tamam. Islak mendil böyle ıslak bir şey üzerine geçtiğinde hemen sildiğinden direkt çıkıyor yani. Var mı sizin bir ıslak aşkım? Bizim? Sen bizi aşkım. Sen bize göster ya da biz de silebiliriz görmek amaçlı. Çok merak ettim kız. Böyle bir şey varsa biz de alalım. Tay tüylüye geçiyor. Evet var aşkım. Tutuyor mu damlaça geçiyor mu? Kaldı aşkım. Yani bir deterjan istiyor yine. Hmm. Benim halım da böyle. Yani zaten bütün halılar böyle ki. Ben benim halım da öyle. Alırken sonra özellikle bunu hatta sorarak aldım. Hani tutuyor mu tutmuyorsa geri iade edeceğim diye. Ha denemedin mi? Yok denedim çok döküldü dediğim gibi. Hani bekletmeden direkt anında sildiğim için sorun olmadı. O zaman niye aldın sen bunu? Diyorum ya leke tutmadığı için hani aldım. Özellikle ama tutuyor aşkım. Bu. Yani 2500 lirayı hak etmiyor. Bence de çok gereksiz. Damla bana bir şeyler oluyor. Kesin bir dakika aşkım. Ne oldu? Bu kadar perdemden laf yapa şu perdeyi takmışsın ya buraya. Evet, bir avlayayım seni beğendim. Kız. Baktım senin gibi oturma odası perdesini yap da mutfak aşkım, perdesini. Aşkım bu ne ya bu aşkım. Ne ya bu ne ya? Bu mutfak perdesi biliyor musun aşkım aldım? Ya? Hangi pazardan aldım? Yok canım aldım. Perdeciden aldım senin aksine. Bu perde değil ya. Aşkım bu mutfak bu perdesi perde tanıştırayım. Olamaz. Seninki salon perdesi bu mutfak. Kız babaannem, yok aşkım. Babaannem köyde bile kullanmaz herhalde bunu. Ay evet bunlar çünkü yeni moda aşkım o yüzden. Ay, senin sesin açıldı kız. Aşkım sen bağırınca benimki de otomatikten bağırıyor yani. Aşkım bak atıyorsun size. Bunu balık tutuluyor böyle. Evet tamam, tutulmadı zaten şu an bak mutfağımda. Aşkım aynen. Hazır çıkmışken ben bunu götüreyim ya. Götür götür aşkım balık götür. Mutfak perdesiyle götür ama mutfak perdesiyle yok mutfak perdesiyle. Kız, bu bildiğin balık tutacağım. Aşkım perdeciden aldım. Hani bakkaldan aldım. Bu da perdeci yani. Satamaz ya. Bu ya cumartesi aşkım. Pazarında ya perdeciye da bilmiyorum. Perdeciye ben senin için söylerim. Ya neyi sinirleniyorum şey biliyor musun? Diye. Kaçıncı günümüz bugün? Dördüncü günümüz. Dört gündür bütün perdelere laf yapıp benimkine sıkıştırıyorsun ya araya. Evet aşkım. Bu perde bile değil. Çünkü. Ay yeter tamam hadi bay bay. Seninki de salon perdesi. Hadi. Bu en azından mutfak. Meltem'cim işte böyle kendi ördüğün ağa düşersin. Meltem, evet. Rakiplerin mutfak yorumlarında üstüne epey geldi. Evet ama ben zaten bekliyordum. Beklediğim insanlardan beklediğim tepkiler alıyorum. O yüzden şaşırmıyorum. Ve geliniyorum da gayet pozitifim şu anda gördüğünüz üzere. O zaman mutfaktan şöyle enerji dolu bir çıkış yap da rakiplerin gerilmediğini görsün. Kızlar gerilmedim. Yine buradayım ve pozitifim. Sizin için geliyorum. Devam edelim. Meltem senle devam edelim. Tamam hanımlar. Mutfağını genel olarak hareketli buldum. Uyumların bazıları vardı. Bazı eşyalar birbirlerine uyumluydu ama çok fazla hareketliydi. Yatak odası için de aynısı geçerli. Hareketli buldum. Tülünle yatak örtüsünü güzel bulamadım. Onun haricinde fon perdeni ve dolabını uyumlu ve güzel buldum. O da şıktı. Oturma odası göz yormuyor. Ferah bir şeyi var ama bazen yani bazı şeyler uyumsuz buldum. Çıta uygulamasını beğenmediğimi söylemiştim. Söyleyeceklerim bu kadar. Puanlamaya geçeyim isterseniz. Peki. Puanla görelim Meltem. Benim sana puanım 2. Ben bir şey demek istemiyorum Meltem'cim. Yani 2 puan gerçekten hiçbir şey demiyorum. Gold. Hepinize yazıklar olsun. Ama tamam. Teyzin için ve masan için bunu veriyorum. Yani misafirperverliğini yani, ben de aynı şekilde. Bence, eleştiriyi açık değilsen bu programı yapımını önermiyorum. Bence benden korktukları için bunu yapıyorlar. Evet çok korkuyorum. Benim bu kadar kendime güvendiğimi, kendime hırsımı görerek bunlar korktu benden bence. Ben öyle düşünüyorum. Bir şey demiyorum yazıklar olsun. Vicdanınızı dinleyin sadece. En önemlisi de misafirperverliğini asla sevmedim. Eleştiriye açık değilsen bu programa katılmayacaktın. Çünkü herkese burada eleştiri yapılıyor ve herkes senin kadar bu kadar ağır bir tepki verdiğini de görmedim. Elif aynı şekilde ağır bir tepki verdi ki Elif'in çok fazla üstüne gittiğini halde Elif'ini alttan aldığını düşünüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben hiçbir eleştirinize hiçbir şekilde ters tepki vermedim. Ben eleştiriye açığım. Sen yatak odasında onu beğenmedim dedin. Senin tarzın dedim. Aynı şekilde bunu beğenmedim dedin. Senin tarzın dedim. Için... Sen bence benim sadece neyimi beğenmedin? Siz kendiniz bardağı atıyorsunuz, onu atıyorsunuz. Yok işte suyumu getir. Ben bunları getirmediğim için, ben size kölelik yapmadığım için, size karşı bunlara cevap vermediğim için bu puanı veriyorsunuz. Bana mesela bana eleştiri açık değilsin diyemezsin. Ben eleştiri açık bir insanım. Ben eleştiri açık bir insanım. Ben eleştirdiğim yerlerde sana söyledim zaten. Dinler misin? Ben eleştiri açık bir insanım. Ben hiçbir şekilde sizin onu beğenmedim, bunu beğenmedim deyip de gelip de hayır çok güzel demedim. Ben dedim ki o senin tercihin, o senin görüşün. Eleştiri açık olmayan bir saniye. Bir şey söyleyeyim. Eleştiriye açık olmayan insan der ki hayır ben çok biz beğendim. Biz sen de konuşmayı dinler misin? Seni ilgilendirme. Bak bir şey konuşmam. Bitirsin. Siz de cevap verin. Peki
tamam bitir cümleni. Hayır, eleştiriye açık değilsin diyorlar da evet. Ben eleştiriye açığım arkadaşlar. Yani neye sizin kralınız saygı deyip de hani saygı duymak yerine ses tonu yükseltip bizim üstümüze bunu nerede gelmen. Nerede yürüdüm? Hani eleştiriye açık mısın sen de şu anda? Mutfakta beni kovdun. Evet, sen ne diyorsun Elif? Mutfakta beni kovdun. Arkadaşlar ben seni kovmadım. Sen kendin böyle yaptın. Yürü git dedim bana bağırdın. Hayatım sen böyle yaptıktan sonra yürü git dedim ben. Tamam git de tamam ben çıkıyorum. Sen böyle yaptın ben ne diyebilirim geri gelmedin. Ne kadar demişsin bana yani ne demem mi bekliyorsun? Mutfağını beğenmedim canım. Hadi bay bay. Hadi canım güle güle. Hadi hadi hadi. Güle güle. Benim mutfağım da seni beğenmedi. Kendine gel. Niye? Sen bana ne yaptın? Gel. Sen bana ne dedin? Git dedim böyle elimi bu şekilde yaptım. Sen bir şey de söylemedin. Tamam zaten. Böyle yaptın. Ben tamam. Sana diyeceğim geri gelme hayatım diyeceğim. Mutfağını beğenmedim deyip böyle ben mutfağım da seni beğenmedi dedim. Ne var bunda? Yürü anca gidersin. Ya, yürü anca gidersin şey. Demedim. Ona benzer bir şey söyledim. Hayatım sen çekip anda. Gitmişsin. Ben sana ne diyebilirim? Arkamdan bir şeyler ne diyebilirim sana? İşte misafir niye ben sana yaptım böyle? Ben sana, lütfen ses tonunu alçaltırsanız yani. Ben sana yorum yaptım. Sen beni dinlemedin bile. Daha sağlıklı bir konuşacağız. Kafanı. Sen kafanı böyle çevirdin. Ben sana yorum yaptım. En azından sen bana böyle yaptın da ben sana yeni tepki vermişim. Teşekkür ederim dedim. Artık beni teşekkür ederim demedim. Uzardan çıkardığım demedim. İçin dayanamadığım zamanlar oldu. Teşekkür ederim dedim. Sen benim cümlelerimi bile dinlemedin. Çünkü aynen. Dayanamadın. Hani evin tamam, o kadar kimdi. Bize sana aynısını yapıyordu. Doğruları yok. Aynen. Tamam da. Herkesin evi kendinin cennetidir. Hep söylüyorum hepinizin evi güzel. Çünkü emek verilmiş. Hiçbir şeye kötü, çirkin gibi şeyler söylemeyelim. Bir de bir şey söylemek lütfen. İstiyorum. Evet. Biz bugün buradaysak buraya yorumluyoruz. Önceki evleri yorumlamıyoruz. Doğru. Yani sürekli birilerinin ağzından işte benim evim şöyleydi veya dünkü ev böyleydi gibisinden duymaktan ben çok fazla sıkıldım. Evet. Damla mesela senin evin şöyle, senin evin böyleydi. Kıyaslama yapmasını hiç hoşlanmıyorum. Dediğinizin evet. Gibi herkesin evi kendine göre. Aslanım burada beşgeninizde beşimizin eve eleştirilerek bu puanlar veriliyor. Evet. Tabii ki de ben kıyaslayacağım. Ben tabii ki de kıyaslayacağım. Ama sen küçümseye de kıyaslıyorsun. Ben senin zevkin ne? Hayır küçümseye ben senin evinden benim evim daha güzel canım. Tamam o sana göre bu bana hayır, göre. Hayır güzel bir daha güzel. Var. Renkler zevkler tartışılmaz elbette. Diye. Değil mi? Yani elbette. Ama tabii ki o da kendi evini var. ama bir şey söyleyeceğim. Göz var nizam var diyor. Sen düşüncen, gold kullanmışsın. O da kendi evini savunmak durumunda. Ben ahşap kullanmışım yani. Evet. Dün Damla bana demişti ki ben kendi evimle kıyaslayıp bu puanları veriyorum demişti. Evet bunu da söyledi. Bugün Elif de kendi eviyle kıyaslayıp puanları verince neden bu kadar zoruna gittiğini evet. Sormak istiyorum. Zoruma puanı gitme. Verirken hayatım, sen bunu söyledin. Hayatım zoruma gitmedi çünkü siz bu puanları evime vermediniz. Sen ne zaman verdin? Evime vermediniz. Siz tamamen benden korktuğunuz için bu puanları verdin. Sorar mısın? Sen de ona yaramıyorum bir şey herhalde. Tamam. Bir de bir şey söyleyeceğim. Biraz önce şey dedin. Kölelik vesaire bir şey. Evet. Kimse böyle bir şey yapamaz. Senden evet bir takım talepleri oldu, istediler. Bir ricada bulundu. İstediler, isteyebilirler ama bu kölelik falan değil tabii. Bunu da altını çizmek istiyorum. Belki ne kadar misafir alakası yoktur. Misafirler ister bir şey istemeden de kalkarsın, verirsin. Bunun kölelikle veya hani sana bir işkence çektirmek gibi bir amaçları olsaydı ben bunu yapmayın derdim. Evet. Hatta sana ne dedim ben? Hani rahatsız oluyorlar kalk dedim yani ev sahibisin. Ve onlar hiç hissetmeden sağ ol sen de beni kırmadın kalktın. Çünkü bazen hani ne derler kan içeriz kızılcık şerbeti içtik deriz. Evimizde yabancı birisi varken bunlara dikkat etmek durumundayız. Çünkü bize yakışan bu. Senle devam edelim lütfen ablacığım. Damlacığım ben mobilyalarını çok sevemedim. Söyledim zaten bir yerden alınmış çıkılmış gibi. Hani daha farklı seçeneklerle kendi tarzını oluşturabilirdim bence. Çeyizin çok yetersizdi. Ben çok yeterli bulamadım. Masa düzenini sevdim. Güzeldi, şıktı. Eline emeğine sağlık. Evet, puanını görelim Büşra. Benim sana puanım. 2. Yorum yapmak istemiyorum aslanım. Çünkü çok sinirliyim. Kalp kırmak istemiyorum. O kadar. Anladım. Evet. O kadar başka hiçbir şey yeterince demiyorum. Zaten herkes kırıldı birbirine ve üzüldü yani bir hayli. Daha da kırgınlık olmasın. Gerginlik olmasın tabii ki. Hiçbir şey, yani bu hiçbir puan hak etmiyorum. 4'ten aşağı verilmez bu eve bence. Evet sen bir şey söylemek istiyor musun? Eklemek istediğin bir şey var mı? 4'ten aşağı beklemiyormuş. Dediğim gibi Damlacığım ben biraz daha bir hani çaba beklerdim, uğraş beklerdim. Hani gold diyorsun ama biri normal parlak gold, biri eskitme gold. Yani aralarında hep farklar var. Bunların biraz daha dikkatini çekmesini isterdim. Dediğim gibi yine de teşekkür ederim. Yemeklerin çok güzeldi. Afiyet olsun. Puanım emeklerine. Evet, toplamda 7 puan aldın. Şimdi ben senin için puanımı kullanıyorum.
Damla gelin de çok cesaretli bir gelin bana göre. Çünkü ben genç yaşta evlilik müessesesine adım atan gelinleri çok cesaretli buluyorum. Hele ki şu zamanda hiç kolay değil. Derler ya hani yuvayı dişi kuş yapar. Gerçekten kadınlarımız, bizim Türk kadınlarımız çok olgun, çok ağır, çok cesaretliler. Gelinimiz de erken evlilik yapmış. Kocasına aşık, yuvasını çok seven bir gelin. Bizi iddialı bir kapı ziliyle karşıladı. Tıpkı Elif gelinde olduğu gibi. Dün ne görmüştük? Ceviz gördük, bugün de fındık gördük. Yani bir rövanş vardı adeta salonda. Epeyce çekişmeli geçti. Salonuna gelince tüm gelinler salonu biraz klasik buldular. Yaşına göre olgun eşya seçimi olduğunu söylediler. Evet, biraz eksikleri belki vardı ama sonuç itibariyle bu gelinimizin kendi zevkiydi. Herkesin zevki, herkesin evi kendisinin cenneti. Herkesin bir yaşam şekli, keyif aldığı, mutlu olduğu mobilyalar, alıştığı gelenekler var. Belli ki o da bu şekilde bir ev düzeninden hoşlanıyor. Bu şekil mobilyalardan hoşlanıyor. Gold seviyor ve ona göre evini dizayn etmiş. Evet, ben sana yuvanda sonsuz mutluluklar diliyorum güzel gelinim. Her şey gönlünce olsun inşallah. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık senin, güzel ailenin. Sizlere de teşekkür ediyorum hanımlar. Yarın neredeyiz, kimdeyiz? Bendeyiz. Gazi Osman Paşa'da. Beyza'ya gidiyoruz yarın. Aşk odayız yarın. Kolay gelsin Meltem. Neler hazırlıyorsun bakayım? Bugün papatya çayı hazırlıyorum kızlara. Sakin sakin günümüz geçsin diye. Sence en çok kimin sakinleşmeye ihtiyacı var? Hepsi için genel olarak konuşayım ben. Çünkü hepsi aynı derecede bugün gergin olduklarını düşünüyorum biraz. Senin ihtiyacın yok mu yani? Yok, aslında ben çok fazla gergin bir insan değilim. Ama zaman zaman sinirlendiğim yerler de oluyor tabii ki de. Rakiplerin onları papatya çayıyla sakinleştirmeye çalıştığını anlar mı sence? Anlayacaklarını düşünmüyorum. Umarım anlamazlar. Benim amacım sakinleşmeleri içindi. Umarım da sakinleşirler. Ay ilahi Meltem. Hem rakiplerini sinirlendiriyorsun hem de umarım sakinleşirler diyorsun. Neyse, çayın yanında başka bir şey var mı? Kuru kayısı koymayı düşünüyorum. Şu şekilde şöyle servis edeceğim. Böyle koyacağım tabii ki de. Benim bildiğim papatyaların bir demlenme süresi vardır. Suyu koyduğun gibi fincana dökersen tatsız olur. Vaktim olmadığı için biraz o yüzden acele ediyorum aslında ama normalde bir tık daha şöyle bastırıp da demini bekletmemiz gerekiyor tabii ki de. Böyle bekleyip direkt konulması gereken bir şey. Ama şu an çok acelem var. Kızları bekletmeden hemen hızlıca yapıp geçmek istiyorum. Bu bekleyebilir. Şimdi ben hemen sunumu geçeyim. Şekerli içmek isteyen olabilir. Bence salona şekerlik de götürsen. Ya bitki çayına şeker konuluyor evet ama bence bitki çayına anlamında bir şeker katmak, yani anlamını yitireceğini düşünüyorum. Ben de bazen kullanıyorum ama doğru bulmuyorum. Çünkü doğallığı kaçacağını inanıyorum. O yüzden önerebileceğim bir şey değil. Sağlıklısı böyle daha iyi. Yani benim fikrim tabii ki de. Neyse, salona geçiyorum. Sen de çok oyalanmadan gel, tamam mı? Tamamdır. Bitiriyorum ve hemen götürüyorum. Kızları daha fazla bekletmeyeyim tabii ki. Hemen hızlıca bitiriyorum. Farklı bir sunum geliyor Aslı Hanım. Evet, biraz farklılık katmaya çalıştım. Talep falan mı yaptın bizim? Yok aşkım, papatya çayı, bu gergin ortama, bu sakinleştirici çay çok iyi gider diye düşündüm. Çok güzel ya. Sen de iç bol bol. Bir çelişki var. Hem önce gerilim, hem bir sonra laf sokma sakinleştirme. Var. Girişte beni gerdi. Utanmadan bir de papatya çayı getirdi. Ben papatya çayını zaten kışın içiyorum tatlım. Onun yerine Türk kahvesi ya da çay getirebilirdin. Evet, papatya çayı tercih ettin.
Evet, nasıl buldun sanımlar sunumu? Sunum yine sıfır. Papatya çayı yapıyorsun. Bari üstüne kurtulmuş papatya koysaydın. Hiç sunum bilmiyorsun. Sakinleşemeyiz. Ben böyle sade istedim. Sen beni böyle ger ger ger, papatya çayı getir. Papatya bahçesi bağışlasan ben de daha... Aşkım ben sana papatya bahçesi değil, böyle bahçeler alırım ben sana. Sen asıl kayısı koymuş yani çayın yanına. Bitki evet, çayı bu. Aşkım, bitki çayı. Ben bir sağlıklı bal beklerdim, sağlıklı limon aşkım beklerdim. Anlıyor musun? Boş kalmış zaten buralardan. Aşkım bak bu sağlıklı şeyler hani biliyorsun değil mi ne olduğunu, bu da aynı şekilde. Hani giyip de böyle hazır bir şeyler koymadım tam yani. Tam bitki hani çayı bu, balı aşkım nerede, bunun limonu nerede? Bitki çayının yanına illa kesin bal mı olması evet, zorunda ben mı? Evet ben şekerli içiyorum. Ben de ben ekşi seviyorum. Ama. Papatya çayını bize getirdi, orada da sunum göremedim aşko. Madem papatya çayı yapıyorsun, bir şov yapacaktın, bitki çayı getirmişsin. Nerede bunun kuru papatyaları? Göremedim. Yine gözlerim kanadı, yine sunum yok aşko. Papatya çayının sunumunu çok fiyasko buldum. Ev zaten gri. O zaman sunum neden gold onu anlamadım. Ayrıca limon yok, bal yok. Hani sen bitki çayı getiriyorsun. Hayırdır aşko? Kayısı yörenle alakası var mı? Yok aslanım. Yok. Yöreli bir alakası bu yok. Bu şekilde sunmak evet, istedim. Evet ben bu şekilde sunmak istedim. Böyle mi içiyorsun, yiyorsun sen? Bir evet, tadına bakın papatya çayının. Belki balı içindedir veya tadı yerindedir. Evet. Var mı? Şöyle söyleyeyim. Şeker içine katmadım. Bazen de şeker de katılır ya bitki çaylarına. Yani doğallığını öldürdüğünü düşünüyorum açıkçası. Kendim de öyle tercih etmiyorum. İyi, yani doğru da bulmuyorum. O yüzden böyle tercih ettim. Yani siz ne düşünüyorsunuz tabii bilemem. Ben evet tadına bakamayacağım çünkü şekersiz şeyleri sevmiyorum. Şeker evet katmak ister misin? Getireyim mi şeker? Yani zahmet olacak sana. Getireyim. Yok zahmet olmaz aşkım. Sen yeter ki size ben getiriyorum. Güzel. Güzel hareket. Hı. Bak getiriyor. Sakinleşti biraz. Evet evet evet. Bir stresi vardı herhalde. Ne diyorsun? Bana stres olmuş. Niye bilmiyorum ama. Papatya çayını hiç sevmem bu arada. Ben de hiç sevmem. Öyle mi? Hiç. Farklı olmuş. Ama gerek var mıydı? Yoktu. Yani bir çay ya da kahveyle karşılasa kahve özellikle şık olurdu. Bitki çayı daha sağlıklı olur diye mi düşündü acaba? Çünkü o sağlıklı bir atıştırmalık koymuş, kayısı koymuş yanına. Ama rahatsızlık. Önden saldıracağını düşünmüş. Sonra da demiş ki ben bunları yatıştırayım, biraz susturayım demiş. Meltem'in papatya çayı getirmesi o kadar tavırdan sonra bilmiyorum, bence de ironikti. Meltem'in öncelikle o çayı kendisi içmesi gerekiyordu çünkü çok gergindi. Neyse tepsisi mesela gold bir tepsi de getirmiş. Ben bu olayı sevmedim, plastik. Gold'umu yine öldürmüşler. Öyle mi diyorsun? Yani gold plastik de olmamalı değil mi? Evet, evet. Çok basit ucuz duruyor. Yani gold'u bile basitleştiriyor bence. Plastik şeyler bunlar genel olarak mesela bir detayı duruyor olabilirdi. Bunlar yani genelde kahvaltıda yani kişiye reçel evet hani tek kişilik. Ya da en kötü soslu kola. Bunlara ama evet bal koysaydı tatlı olabilirdi. Evet. Yan yana bal, yani limon. Yani şeyli bile var çok estetik hani böyle kırıyorsunuz bal dökülüyor. Onu koysaydı evet bunun yanına beni mest ederdim evet mesela. Ama tepsi de zaten çok büyük gelmiş. Evet. Bayağı boşluk biraz var arada. Biraz doldurması lazımdı. Ya ama bir fincanlar tek başına güzel. Şık. Evet fincanlar. Eğer başka türlü ama burada çok sırıtmış böyle evet, beyaz evet gold çok ince var. Evet ama tamamen golden. Ama bakın böyle bir peçete koymuş. Aslında şey illa böyle sunum yapmasına gerek yoktu. Fincanları bir tepside tek verip ortaya güzel bir sunumlukta evet kayısı böyle verseydi. Böyle daha şık hiç durabilirdi. Böyle görüntü. Yani bu tepsiye lüzum yok muydu? Ay bu şeker şeker pancarı tarlasından mı geliyor anlamadım, hala getiremedi. Gelemedi evet. Kesin onda da farklı bir şeye koydu, değiştirecek. Bulamadı mı acaba? Meltem ben, o kap öyle getirdi sana. Evet aşkım senin için şekerler getirdim. Sen bunlara layıksın o yüzden. Bir tane şeker yetmedi sana. Sakın hemen benim fincanıma aşkım yaklaşma. Sakın, neden aşkım? Sakın sakın sakın. O neden? Sebebini sorabilir miyim? Hayır hayır hayır. Merak ediyorum Sebebini. Şu ne neden ya aşkım? Bu bak ne? Bak aşkım bunu böyle alıyorsun. Bir kere hayır. Böyle katılıyorsun aşkım. Hayır istemiyorum. Aşkım. İster ver. Bu ister ne ya? Bir de bunu buraya mı koyuyorsun? Evet buraya koyuyorum. O kovası neydi öyle? Hayır sen çekmecende kullandığın kovayı benim karşıma nasıl getirsin? Hayır getirdin, benim fincanıma nasıl atmaya çalışırsın? Pardon aşko. Şeker değil mi? Şekerlere layıksın dedim. Bana bak. Bakın bana mı aşkoluk çizgimi bozdurma. Ay çizgim bozulsun. Benimle lütfen düzgün konuş. Buna lütfen layıksın derken ne demek buna istiyorsun? Buna layıksın aşkım şeker. Şeker yani layıksın diyorum. Şeker kovası getirmiş sana yani. Hani çok şekerlere layıksın. Ben bunu çekmecemde yani bile kullanmıyorum. Bir de bunu aşkım gelmiş bu ortaya ne koyuyor. Ne anlamak istiyorsun onu anlıyorsun. Sen de şov yapmaya başlama ya.
sakin ol. Aşkım ben şov yapmaya ihtiyacım yok. Belli dündü oluyor, benim günüm, görüyorum. Geçti, bitti. Bir şey söyleyeyim, şekerliğini mi bulamadın sen? Neredesin? Yok aslanım, şekerleri yok. Buradan alıp evet, şekerliğine koyuyorum. Tamam, dedim güzelim. Dedim ki hani şeker kabında getireyim ki hani hepsini şey yapsın yani, sabah şekere layık. Sabah kahvaltısına falan eşin hani sen yapıyorsun. Sen şimdiden kendi kendine batırdın. Yok aşkım, dedim ya şeker kabı var yani, şekerliğim var. Bize mi layık görmedin anlamadım. Bize değil, ben Beyza'yı getirdim. Evet, Beyza'yı getirdim bunu layık. Canım ben de sana birçok şeyi layık tamam, görmeyeceğim. Aşkım, sen tamam, rahat ol. Tamam aşkım. Bilmiyorum, belki de bir laf sokmaydı. Beyza'yı tatsız buldu sanırım. Beyza'nın kendini tatlandırmasını istedi. Ben ona layık değilim. O kendi layığını bulmuş çünkü onu evinde tutuyor. Kime layık olduğu çok belli aşık o. Mizah yapmak isterim aslında. Onu bir iltifat etmek isterim ama her zaman gibi kendisi nasıl algılamak istiyorsa öyle algıladı. Kendini belli etti orada. Meltem, papatya çayını sen içsen. Sen biraz gergin. Bence de ya. Hep beraber içelim. Bir tek benim sesim çıkıyor. Hadi afiyet olsun. Hadi, bir için, afiyet bir için olsun. Ne olursunuz bir için de. Bir kendinize aslanım, gelin gelecekseniz. Efendim canım. Ben sevmiyorum ya, içmesem sadece. Kayısıya yavrum sen. Bunlar da reçellik bu arada. Şunluk değil. Ay sinirden kafayı yedim gerçekten. Ben buna tercih ettim. Reçellik ne olmasa bunu önemli. Bunu layık gördüm yine. Sana bunu layık gördüm. Bana değil, değil bak, aslanımda da var. Düzgün yo, konuş. Düzgün konuşuyorum, toparlıyorum farkındaysan. Düzgün konuş. Çok güzel toparlıyorsun. Daha fazla batırıyorsun. Bu arada gelinler gerçekten, sen şeker almaya gittiğinde hepsi yorumladı. Çünkü biraz uzun kaldın ya bir tanem. Evet. Özellikle tepsinin plastik olması ve gold olmasını çok sevmediklerini söylediler. Büşra'dan güzel bir yorum geldi. Bize sadece çay fincanlarıyla ikram etseydi, ortaya da bir kayısı getirseydi olurdu. İlla ki böyle bir tepsi de olması gerekmezdi dedi. Cevap vermek istiyorsan bunlara cevap evet, verebilirsin güzel. Düşündüm aslında bu şekilde ortaya koymayı bende ama herkesin elinde daha olursa daha hoş durur diye düşündüm. Sonra da ben evet, vazgeçtim. Ve neden papatya çayı dediler? Yani hani neden bir kahve değil ya da soğuk bir şey değil? Hani ne alakası var kuşburnu diye merak ettiler. Niye papatya çayı dediler? Sakinleştirici. Sen bunu mu kullanıyorsun? Evet. Sürekli içiyormuş o zaman. Sakin. Ben o zaman içmedim bugün. Sakinleştirici olduğu için. Dedim ki içmesen çok gergin. Beni de germesin daha fazla dedim. Biraz sakinleştirici için hani içsin ki. Evet. Biz ikimiz de gerildik. Bu arada dikkat et. İçerken damlamasın. Ben bu tarz şeylerde. Evet canım. Ben de fikrimi söyleyeyim hayatım. Teşekkür ederim. Mutlaka bir kağıt peçete isterim. Çünkü tabakların altına bakarsan bak hemen. Hemen kendi tabağın altına bak. Hemen fincanı evet, kaldır. Dökülüyor ve elbiselerinizde evet, leke yapıyor. Bana da damlamış bile olabilir şimdi. Evet, dilerseniz artık salon yorumuna geçelim. Geçelim aslında. Olur mu? Sağ ol. Erhan Bey'le nerede, ne zaman tanıştın? Erhan'la bir yıl önce tanıştık. Dükkanım için bijuter alışverişi yapmaya gittiğimde toptancımda evet, o şekilde tanıştık. Bir yıl içerisinde de evlendik. Peki ilk nasıl açıldınız birbirinize? Kim açıldı? İlk nasıl açıldık? İlk normal arkadaş gibi konuşuyorduk. Yani dükkanlar, işle alakalı konuşuyorduk. Sonra bu konuşmamız günlük işte hani ne yapıyorsun, nasılsın, şuradayım, kahvaltıdayım, fotoğraflara, görüntülü konuşmalara döndü. Sonra bir baktık birdenbire her şey gelişti. Sen ondan küpe kolye alıyordun dükkanın o, için. Gözlük. Ha gözlük alıyordun. Gözlük. Ay bunda ondan mı? Hmm, seni. Görüntülü şu gözlüğe bakayım, bu gözlüğe bakayım derken. Gerçekten oldu. Oldu. Evlilik teklifi nasıl geldi? Evlilik teklifini Boğaz'da yatta yaptı. Hı hı. O şekilde oldu. Hiç haberim yoktu benim. Gerçekten evet, sürpriz mi oldu? Gerçekten sürpriz yani oldu. Yata çağırdı seni, gittiniz. Yok, kuzenleri vardı. Ha. Kuzenleriyle birlikteydi. Hatta o gün o kadar yani şeymişim ki hiçbir şey anlamadım. Hazırlanmadan gittim. Sabahki makyajımla gitmiştim evlilik teklifime. Sonra gittik hani normal yemek yiyeceğiz, oturacağız, şöyle boğazı açılalım, gelelim dediler. Bir gittik, sonra bir baktım evlilik teklifi. Ay çok güzel. Peki güzel, ne kadar süre sonra isteme oldu? Haziran'da tanıştık, Eylül'de nişanımız oldu. Wow. Nişan ve isteme bir oldu. Gayet hızlı oldu. Evet. Peki kaç kardeşsiniz? Ben tek çocuğum. Ay aile için zor evet, olmuştu tek, tabii. Çok tek, zor oldu. Hani çok zor yani, tek kızım var, ben de kolay veremezdim. Allah ailene tebrik ediyorum. Ben de çok anneciyim. Annemi çok arıyorum. Peki zaten, anne nerede şu an yaşıyor? Karabük'teler. Aa, gidip geliyorsunuz evet, sık sık. Evet, sık sık gidip geliyoruz. Çok güzel. Peki düğün, nişan, kına, evet, nişan kıyafeti? Karabük'te bizim düğün ve kınamız bir oldu. Çünkü hani aha, orada tamamen aile kesimimiz olduğu için İstanbul'a gelip hani yaşlıydılar. Yormak istemedik. O yüzden orada ne herkes de görsün diye ilk bir gelinlikle çıktım. Gelinlik sonrasında kınalık giyip kınaya devam ettik. Aha. O şekilde İyi yapmışsın, oldu. İstanbul'da da düğünümüz oldu.
Burada da bir düğün yapıldı. İki düğün? İki düğün oldu. Aynı gelinliği iki yerde giydim. Aynı. Çünkü Karabük'te zaten bir saat giyecektim. Bir saat için ekstra bir gelinlik almak istemedim ki bana da yük zaten. Arka arkaya mı oldu hemen? Şöyle ilk gelinlikle çıktım. Pasta kesildi. Takı töreni oldu Karabük'te. Sonrasında hani kısa bir ara verildi. Yarım saat taht geldi. Ben çıktım. O şekilde oldu. Peki İstanbul'daki düğünün arasında ne kadar vardı? Bir hafta vardı. Dinlenebilmiş. Düğün salonu fiyatı ne kadardı acaba? Karabük'teki düğün salonu 30.000 TL'ydi. İstanbul'daki düğün yemekliydi. Onu tam bilmiyorum ama 100.000 lira galiba. Hepsini eşinin tarafı evet. Karşıladı. Yok, aynı gelinliği de giydin değil mi ikisinde de yani? Evet evet yani. İstanbul'daki düğünde de Karabük'te de aynı gelinliği giydim. Yani kendim mi tercih etmedin yoksa... Bir saat giydim dedin ya. Bir saat için ekstra bir şey almama gerek yoktu. Zaten hani görüntü sadece. Bir saat giyeceğim çıkartacağım. Ekstra hani bir şey seçeceğim. Evet. Masrafa gerek yok. Hani şey demek istedim hani ailenden yani hani yok gerek var mı kızım yapma gibisinden bir hani yok. Durum aldın mı? Hani bir yok, laf hayır. Aldın mı? Yani annem sordum. Yani iki tarafta öyle şey karışımı tam tersi. Eşimler ya seni çok fazla kıyafet değiştirsen mutlu olur çünkü çok seviyorlar. Seviyorlar. Evet taşlı tuşlu. Benim annem biraz laf edebilirdi de o yüzden yok. Ben sormak istedim. Benim annem karışmadı. Bir şey demedi o konuda yani. Şimdi o iki düğünü de kim karşıladı? Biz Karabük'teki düğünü ve kınayı biz karşıladık. Hı-hı. İstanbul'daki düğünü de eşimin ailesi karşıladı. Neler takıldı peki? Bu setimi taktılar. Düğünde de bilezikler takıldı. Ben bilezik kullanmayı sevmediğim için bu tarzda bir kelepçeyle değiştirdim. Zaten düğünden düğüne takı takıyorum. Takı takmayı çok sevmiyorum. Hı-hı. Bu tarzda bir şey yaptım. Peki misafirlerden ne toplandı? Karabük'teki düğüne ortalama 30.000 TL nakit para geldi. Altın arası sayısı 8 tane çeyrek altın geldi. İstanbul'daki düğünde ortalama 350 bin lira bir para geldi altınlarla beraber. Altınlarla birlikte. Yani. Hı-hı. Size mi kaldı her şey? Evet. Bize. Aileler almadı. Yok almadı. Güzel. Nasıl değerlendirdiniz? Ben bileziklerimi kelepçeye çevirdim. Hı-hı. Onun dışında da nakitle de hani masraflarımızı ödedik. Bu şekilde hı-hı. Değerlendirdim. Bu şekilde. Evet. Peki. Karabük'teki düğününüzde kaç kişi vardı? Karabük'teki düğünümüzde bizim çok büyük aksiliklerimiz de oldu. İstanbul'daki düğünümüzde de 3 cenaze olduğu için İstanbul'daki düğüne çok fazla katılım olmadı. Memleketten gelemediler hatta. Kim vefat etti? Erhan'ın eşimin babaannesi vefat etti. Canım başım sağ olsun. Ertelemeyi düşünmediler mi peki düğünü? Şöyle Karabük'teki kınama 2 gün kala babaannesi vefat etmişti. O yüzden biraz kötü oldu. İstanbul'daki düğünle de arasında bir 8 gün falan oldu. Evet, kötü oldu. Hani ertelemek de istemediler çünkü salon tutuldu, her şey yapıldı, hazır geldi. Hazır olunca aslında. Mecburen böyle bir şey oldu. Düğün cenaze. Evet. Peş peşe olmuş. Onun dışında da hani yakın akrabalardan birkaç kişi vefat etti. Hı-hı. Biraz üst üste geldi. Evet, başınız sağ olsun hayatım. Evet hanımlar, sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bir şey var mı? Balayını soralım mesela. Evet, balayın nereye gittiniz? Balayında Antalya'ya gittik. Ben otel tercih etmek istemedim. Tesettürlü olduğum için biraz rahat etmek istedim. Hı hı. O yüzden böyle güzel bir yere gittik. Tesettür oteline mi gittiniz? Tesettür oteli değildi Aslı Hanım ama bungalov tarzında böyle çok rahattı. Biz çok beğendik. Hı hı. Butik otel tarzında bir yerdi. Evet. Keyif aldık. 3 gün kaldık biz. 3 günlük gidip geldik. Sonrasında Karabük'e gittik. Antalya tatili ortalama bize bir 90 bin liraya mal oldu. 3 gün için mi? 3 gün. Aslı Hanım bana o kadar kötü yorum yaptınız. Yani bence Elif doyup 5 tane şehir gezdim. Yani, halde bile. Kaldığınız yer mi 90 bin yoksa harcamalar? Kaldığımız yer ve harcamalarımız totemde 90 bin lira balayı tatili. Totalde. Çok fazla. Herhalde bir güne çok fazla. 20 yıldızlı evet. Bir bungalov olması lazım. Yani farklı ve güzel bir bungalov. Yani bir yerden alıntı gibi bir şeydi. O yüzden biraz pahalı ya. Onu sormuştum zaten. Ama 3 gün içinde yine fazla. Öyle hani mi? Bir hafta ben olsa... Ben de çünkü Sakarya'ya gittim. 12 bin TL verdim. Bu arada yemekli olanları da var diye biliyorum. Çünkü ben biraz araştırmıştım. Hani dışarıdan sadece kahvaltı dahil olanını da duymuştum yani. O yüzden sormak istedim. İşte ben ona gitmiştim 12 bin liraydı. Benimki de kötü değildi yani. Ya şu son dönemde hep bungalov tercih ediliyor değil evet. Mi? Evet. Çok kafa dinlemeye gidiyoruz. Keyif evet. Alıyorsunuz. Evet. Beyza'cığım gelinliğini kiraladın mı yoksa satın mı aldın? Ben gelinliğim de kınalığım da kiralık aldım. Ne kadara kiraladın? İkisi 22 bin lira. 22 bin. Uygun. Evet uygundu. Dış çekiminiz olmadı galiba dış göremedim. Dış çekim oldu ama ben gelinlikle yapmadım dış çekimimi. Çünkü gelinlikle o ağırlığı çekmek istemedim. Hmm. Nikahtan sonra böyle çok salaş güzel bir çekim yaptık. Onu da Karabük'te yaptık. Çok güzel.
Çok güzel. Nikahınız ne zaman oldu peki? Nikahımız Karabük'te oldu, 10 Haziran'da. O düğün kına günü mü yoksa? Yok, öncesinde oldu.